Ahit sandığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında bulunacaktır. Ahit sandığı, Yüce Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği ve içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan eşyalar bulunan değerli bir sandıktır. Ayetlerde bu sandığın Allah'ın müminlere güven duygusu ve huzur veren bir nişanesi olduğu bildirilmektedir. Peygamberleri onlara şöyle dedi: onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Bu nedenle yıllardan beri hem Yahudiler hem Hristiyanlar ve hem de Müslümanlar onun bulunması için çaba sarf etmişlerdir. Ancak milattan önce 587 yılından bu yana kutsal sandık kayıptır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlaşıldığı üzere sandık ahir zamanda bulunacaktır. Sandığın çok önemli bir özelliği daha vardır. Bu kutsal sandığı bulma şerefi Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı ahir zamanın liderine nasip olacaktır. Yani Hazreti Mehdi. Sayın Adnan Oktar ahit sandığını anlatıyor. Bakın, kutsal emanetlerin bulunması için Allah 1400 sene müsaade etmiyor. Hatta Hazreti Musa devrinde de bulunamadı. Yani Hazreti İbrahim devrinde de bulunamadı. Binlerce seneden beri bulunamadı. Bak, Allah Hazreti Mehdi devrinde bulduruyor. Evet. Zaman geldiği için. Mesela Hazreti Musa'nın sandığı da yani en az 3000 yıldan beri kayıp. İnşallah. Şimdi o da bulunacak inşallah. 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 Mesela Tevrat'ın orijinalleri kayıp. İncil'in orijinalleri kayıp. Onlar bulunacak. İnşallah. İnşallah. Başka birçok kutsal emanet var. Sandığın bulunması, Hazreti Mehdi'nin çıkışının en önemli alametlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda bu işaret, onun hükümranlığının da bir sembolü sayılacaktır. Mehdi zamanında sekine bulunan tabut, Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. O zaman insanlar işte bütün dünya iman ediyor. Yani Musevilerin hepsi iman edecekler aşağı yukarı. İnşallah hocam. Yani Tevrat'ın orijinali bulunacak artık. İnşallah. Yani. Ahit sandığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle bulunacaktır. Allah'ın Hadi isminin tecellisi ve Allah'tan bir rahmettir Mehdi. Evet. Ve Mehdi'nin eliyle bulunacak, onu da söyleyeyim. İnşallah hocam. İnşallah. Yani mübareğin eline bulunacak. Evet Allah, inşallah. Detay veriyorum yani inşallah. Ona Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu ortaya çıkaracaktır. Ahit sandığı nerede bulunacak? Yani tahmin etmedikleri bir yerde. Çıkacak inşallah. Bir kısmı da Taberiye Gölü'nde, çamurların altında, muhafaza altında. Bunu da söyleyeyim. Bu kutsal emanetlerin bulunmasının sembolik anlamı Mehdi'nin işareti olduğundan sandığın bulunması Müslümanların şevk ve heyecanını artıracaktır. Sandık da Allah'ın izniyle bu dönemin bir nişanesi ve tüm insanlık için güzel günlerin müjdecisi olacaktır.